Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Deniz Hoca. Bu videoda biyografi konusunu ele alacağız ve bu konunun tüm detaylarını bu videoda sizlere aktaracağım arkadaşlar. Derse başlamadan önce sizlerden çok ufak bir ricam var. O da kanalımıza abone olmanız ve düşüncelerinizi yorum olarak bizlerle paylaşmanız. Bundan büyük bir memnuniyet duyarım. Aynı zamanda arkadaşlar sosyal medya hesaplarımızdan da bizleri takip etmeyi unutmayın. Özellikle Discord'u olanları bekliyorum. Çünkü oradan sizlerle daha yakından bir iletişim kurabiliyoruz. Sohbet edebiliyoruz. Bana sorularınızı daha hızlı bir şekilde ulaştırabiliyorsunuz. Hemen biyografinin tanımıyla dersimize başlayalım. Sanat, edebiyat, bilim, siyaset, sinema ve benzeri alanlarda ün yapmış, okuyucuların ilgisini çekecek kişilerin hayatlarının tarafsız bir şekilde belli bir sıraya göre anlatıldığı edebi türe biz biyografi diyoruz arkadaşlar. Yani herhangi bir alanda tanınmış, ünlü bir kişinin hayatının anlatıldığı metinlere biz biyografi diyoruz arkadaşlar. Bu tanımdan da hemen şunu anlıyoruz ki herkesin biyografisi yazılmaz. Belli bir noktada başarıya ulaşmış, bir üne kavuşmuş kişinin biyografisi yazılır arkadaşlar. Biyografilere aynı zamanda yaşam öyküsü de denir ve biyografilerin asıl amacı tecrübelerin okuyucuyla paylaşılmasıdır. Hani bir konuda başarı ulaşmış ünlü bir kişi var ya işte onun hayatı anlatılarak o alanda çalışma yapmak isteyen ya da o kişinin başarısına ulaşmak isteyenlere bir tecrübe aktarılmış olunur arkadaşlar. Biyografiler sanat, siyaset, bilim ve çeşitli alanlarda bir belge niteliği taşır. Birçok alanın tarihine de ışık tutar arkadaşlar. Örneğin edebiyat alanında başarıya ulaşmış, üne kavuşmuş bir yazarın biyografisini okuyorsunuz. İşte bu biyografi aynı zamanda edebiyatın tarihine, geçmişine, o alana da ışık tutmaktadır. Bu nedenle biyografi önemli bir türdür arkadaşlar. Biyografide arkadaşlar kişi tüm yönleriyle tarafsız olarak anlatılır. Eserde kişisel düşüncelere ve yorumlara yer verilmez diyoruz. Her ne kadar böyle desek de bazen biyografilerde kişisel düşünceler yorumlarda ön plana çıkmakta. Ama bu biyografinin mantığına aykırı arkadaşlar. Diyelim ki birisinin biyografisini yazıyorsunuz. O kişinin hayat öyküsünü siz kendinize göre değiştiremezsiniz. Neyse neye ulaştıysanız ya da onun yakınları ne anlatmışsa onu olduğu gibi eserde sizde yazmak durumdasınız. Kişisel düşüncelere ve yorumlara yer vermemek gerekiyor biyografilerde. Biyografi eseri arkadaşlar bir plan çerçevesinde kişinin doğum, çocukluk, gençlik, yaşlılık, öğrenim, meslek gibi hayat serüvenini anlatmaktadır. Yani bir kişiyi tanıttığınız zaman onun doğumundan başlarsınız. Nerede büyüdüğünden bahsedersiniz. İlkokul hayatından, ortaokul, lise, üniversite vesaire daha sonrasında meslek ve sonrasında başarıları bir biyografi planı dahilinde bizlere aktarılır arkadaşlar. Yine bu da önemli bir nokta idi. Biyografi yazarı eserinden önce kişi hakkında ayrıntılı bir araştırma yapmalı. Bu zaten şart. Belge toplamalı ve elde ettiği bilgileri olduğu gibi yansıtmalıdır. Zaten az önce de bunu vurgulamıştık. Bununla birlikte arkadaşlar araştırma yapacak, belge toplayacak ya. Varsa o kişinin yakınları, akrabaları o kişilerle de konuşmak son derece önemli biyografi yazmadan önce. Ve olmazsa olmaz bir özellik biyografilerin dilinin açık ve anlaşılır olması gerekiyor. Çünkü amaç bir kişiyi topluma tanıtmak, toplumun o kişiyi yakından tanımasını sağlamak ve o kişinin tecrübelerinden yararlanmak. E dolayısıyla da arkadaşlar dilinde zaten sade anlaşılır olması gerekiyor. Biyografiler sıradan insanlar için değil okuyucu tarafından okunabilecek insanların ilgisini çekebilecek kişilerin hayatları biyografi olarak yazılabilir arkadaşlar. Biyografilere eski edebiyatta tercümeyi hal denilmiştir arkadaşlar. Yine bizim eski edebiyatımızda tezkireler vardır. Tezkirelerde şairlerin hayatları, edebi eserleri bizlere aktarılır. Bir nevi aslında tezkirelerde Biyografi özelliği taşımaktadır. Zaten daha sonraki konularda videolarda teskireye ayrıca değineceğiz arkadaşlar. Ama eski edebiyatta birinin yaşamını anlatılı metinler tercüme-i haldir. Ve şairlerin hayatlarının eserlerin toplandığı eserleri de biz teskire diyoruz eski edebiyatımızda. Bazen de arkadaşlar birinin yaşam öyküsü romanlaştırılabilir. Örneğin bir bilim adamının romanı. Oğuz Atay arkadaşlar burada üniversitedeki hocası Mustafa İnan'ı anlatmıştır. Yani aslında bu roman bir nevi Mustafa İnan'ın biyografisidir. Yani gördüğünüz gibi biyografik romanlarda yazılabilmektedir. Biyografiyi bu anlamda da düşmek gerekiyor. Yani sadece biyografi bir kişinin hayatını anlatıldığı metinler değil, aynı zamanda bir romana ya da başka bir türe de kaynaklık yapabilmektedir. Bununla ilgili birçok eser vardır ama en meşhur arkadaşlar bir bilim adamının romanı Oğuz Atay tarafından yazılmıştır. Dünya edebiyatında ise biyografi türünün öncüsü Yunan Plutar kabul görmektedir. Avrupa'da arkadaşlar 16. yüzyıldan sonra biyografi türünde bir önemli gelişim gözlenir. Yani Avrupa'da 16. yüzyıldan önce biyografi bizdeki tezkireler gibi yani öyle belli bir amaçla yani birinin yaşamını alalım anlatalım bir kitap haline getirelim değil de bazı eserlerde o kişilerin hayatlarına değinilmiştir. Bu şekilde biyografi türüne rastlarız 16. yüzyıldan önce. Ama 16. yüzyıldan sonra biyografi kendi başına bir tür olmuştur Avrupa'da. Biz de Tanzimat'la birlikte biyografiyi daha yakından tanıyoruz ve biyografiyi ayrı bir tür olarak kabul ediyoruz. Ve Tanzimat'tan sonra biz de biyografi türünde örnekler verilmeye başlanıyor. Ama az önce de ifade etmiştik arkadaşlar. Tezkireler vardı bizim divan edebiyatında. Onlar da bir nevi biyografi özelliği taşımaktadır. Daha sonraki videolarda değineceğiz ama burada da ifade etmekte fayda var. 15. yüzyılda arkadaşlar Alişir Nevai Mecarüsün Nefais adlı bir eser yazıyor. Bu eserde dönemdeki şairlerin yaşamlarını anlatıyor. O şairlerin eserlerine de yer veriyor. Bu da ilk tezkire örneği olarak edebiyatımızda geçmekte. Yani Mecalüs'ün Nefais. Edebiyatımızda biyografi türünde verilmiş birçok önemli biyografi eseri vardır. Ama hemen aklımıza gelmesi gereken birkaç eseri listelemek istedim. Mehmet Kaplan'ın Namık Kemal'in Hayatı ve Eserleri adlı bir biyografi eseri vardır. Kenan Akyüz Tevfik Fikret'i anlatmıştır arkadaşlar. Süleyman Nazif Mehmet Akif'i anlatmış. Yakup Kadri Karaosmanoğlu ise Atatürk'ün hayatını biyografisini kaleme almıştır. Yine son olarak Rıfat Ilgaz'ın 1950 sonrasında Hikayecilerimiz adlı bilindik bir biyografi eseri vardır. Burada da biyografi türünde verilmiş birkaç önemli eserin altını çizmiş olduk. Ve böylelikle biyografi videosunun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım bu video derslerde sizlere katkı sunacaktır. Her videomuzu beğendiyseniz lütfen kanala abone ol tuşuna basmaktan ve düşüncelerinizi bizlere yorum olarak ulaştırmaktan çekinmeyin. Bunlar bizim için son derece önemli. Yine videonun başında vurguladığım gibi eğer Discord kullanıyorsanız Discord hesabımıza da bekliyoruz. Öyleyse hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Bir sonraki derste videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sevgiyle kalın.